Merhabalar, ben Doktor Itır Şirinoğlu Demiriz, hematoloji uzmanıyım. Bugün sizlere bir kısım bayanların özellikle en başta şikayeti olan demir eksikliği anemisinden bahsetmek istiyorum. Şöyle ki, demir eksikliği anemisi neden olur, bu süreçte nelere dikkat etmek gerekir, onlardan kısa kısa söz etmek istiyorum. Aslında vücudumuzda mevcut olan demir yaklaşık 3 ila 5 gram kadar. Çoğunluğu da Kanımızda dolaşan kırmızı şekilli elemanlar, yani eritrositler de dolaşıyor. Fakat bir kısmını depoluyoruz. Neden? ihtiyacımız olduğunda bu depodan demiri kullanabilmek için. Kullanabileceğimiz bu depolanmış demiri daha çok laboratuvar parametreleri kısmında ferritin olarak bahsederiz. Bunun ne önemi var? Bir kısım hastada demir eksikliği olur. Bir kısım hastada ise hem demir eksikliği hem de demir eksikliğine bağlı kansızlık olur. Kansızlık kısmı tedavi edilir. Sadece demir eksikliği olanlarda genellikle yaşam tarzı değişiklikleri ve başka tipten modalitelere müdahale ederek bunu çözümlemek gerekir. Biz burada demir eksikliği değil, demir eksikliği anemisinin sebeplerinden bahsedeceğiz. Aslında bunları üç ana başlıkta sınıflandırıyoruz. Bir tanesi en çok görülen diyetle alınan demirin yetersiz olması veyahut da aldığınız bu demirin gastrointestinal sistemden yeterince emilmemesi. İkincisi daha çok kadınlarda gördüğümüz jinekolojik yollarla yani normal menstrüel kanamayla veyahut da anormal kanamalarla kaybedilen demir sebebiyle oluşan demir eksikliği anemisi. Üçüncüsü de bu mevcut gastrointestinal sistemin daha çok malin hastalıklarını eşlik edebildiği ve daha çok erkeklerde görülen yine gastrointestinal sistemden kayıplar. Şimdi Türkiye ve benzeri ülkelerde eğer ki hasta adet gören bir bayan ise ilk önce jinekolojik patolojileri ayırt etmek gerekir. Yani hastanın adet düzeni sorgulanmalıdır. Yaptığı gebelik sayısı, ne kadar emzirdiği veyahut da beraberinde anormal sık sık ve çok adet kanaması atakları tarif edip etmediği sorgulanmalıdır. İkincisi diyet sorgulanmalıdır. Diyetten kasıt şu, hasta haftada en az 2-3 defa kırmızı et tüketiyor mu? Kırmızı et tüketirken yanında süt ve süt ürünleri kullanıyor mu? Çay kahve tüketiminde aşırı doza geçiyor mu? Bazı ilaçlar özellikle kalsiyumdan zengin ilaçlar kullanıyorsa Bunlar demir eksikliğini tetikleyici şeyler. Şimdi kısmen şişman hasta grubunda veyahut da fazla kilo sebebiyle diyet yapan hasta grubunda tam tahıllı ürün tüketimi de demir eksikliğine sebebiyet vermekte. Onun için de mutlaka bu konuyu sorgulamak, hastanın diyetini detaylı bir şekilde öğrenmek gerekir. Onun haricinde ileri yaş erkek grubunda mutlaka bağırsak hareketlerinin ritmi olup olmadığı, kabızlık ishal ataklarının olup olmadığı sorgulanması gerekir. Ve beraberinde ileri yaşta olduğu için bunlar malinite ile ilişkili olan özellikli semptomlar, mesela kilo kaybı gibi veya işte gece terlemeleri gibi bazı semptomlar sorgulanmalıdır. Bu süreçlerin hepsini tamamladıktan sonra en başta yapılacak şey hastanın ilk önce jinekolojik patolojisi, kadın olan hastada jinekolojik patolojiyi ayırt etmek, erkek hastada da gastrointestinal sistem taramasına göndermek. Kadınlarda hiç gastrointestinal gastrointestinal sistem sorunu olmaz mı? Olur tabii ki. En başta mesela ülkemizde çok sık görülen çölyak olabilir. Onun için eğer ki jinekolojik bir patoloji saptanmamış bir olguysa mutlaka üst giz ile bunu teyit etmek, gerekli biyopsileri aldırmak, hatta helikobakter pylori enfeksiyonunu da eradike edip etmeyeceğimize karar vermek adına doku biyopsisi ve örneklemesi yapılması gerekir. Bu süreçlerin hepsini tamamladıktan sonra etiyolojiyi tespit edip hastanın mevcudiyetini mevcudiyetine istinaden bir replasman planı yapmak gerekir. Bu replasman planında hastalar ağızdan oral yani demir preparatıyla tedavi olabilir fakat bir kısım hasta özellikle gruplar var. O gruplar içerisinde oral tedavinin yeri yoktur. Bunlara mutlaka parenteral yani damar yoluyla demir replasmanı yapılması gerekir. Şu anda çok sık sorulan sorulardan bir tanesi bu olduğu için söylüyorum. Özellikle bariyatrik cerrahi geçirmiş hastalar, gebeler veyahut da kronik atrofik gastriti olan hastalarda mutlaka ve mutlaka oral yerine parenteral tedavi tercih etmek gerekir. Bugünlük hani kısa bir özet oldu. İlerleyen zamanlarda daha farklı, daha detaylı demir eksikliği anemisi üzerine konuşmalarımız olacak.